Nasılsın sevgilim? İyiyim. İyiyim de sen sanki kötü bir haber verecek gibisin. Cepheye gidiyorum. Ne? Dayım ek birliklerle Kütahya'ya gitmemi emretti. Ya başka bir çözümü yok mu? Gitmesen olmuyor mu? Ya sana bir şey olursa? Muharip saflarda olmayacağım. Endişelenme. Lakin benim hemen yola çıkmam lazım. Bugün yola çıkmamız emredildi. Bugün mü? Allah'ım ben aklımı yitireceğim. Savaşın gidişatı pek iyi değil. Lakin her şey bitmiş de değil. Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. Kimindi? Halil Cibran. Bu cepheye gitmem savaşı durdurmak için daha faydalıdır belki. Bilmiyorum. Leon, biliyorum çok zor ama senden bir ricam var. Söyle. Ellerine masum birinin kanını bulaştırmamaya gayret et. Gitmem lazım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Leo. Senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Annem babamı cepheye uğurlarken yanına bir hatıra verirmiş. Hep yanında taşısın. Özlemini dindirsin diye. Geleceğim dedim, geldim. Bir yerinde bir şey olmadı değil mi? Yaralanmadı. Yaralanmadım. Ruhen yaralandım ama bu defa kolay kolay da geçecek gibi değil. Bu savaş isteyenlerin savaş hakkında hiçbir şey bildiği yok bence İlal. Benim de hissettiğim tek şey hicap. Yaşamaktan icap duyuyorum diyor. Bir Türk karakol vardı. Ben böyle bir özveri görmedim. Ya Yunan orduları Eskişehir'e bir iki saat geç girsin diye canlarını feda ettiler. Bak. Orada ölen askerlerden birinin günlüğü. Baksana. Çanakkale Savaşı'ndan başlıyor. Bak dinle. Bugünkü taarruz sırasında İhsan biraz ilerimde kanlar içinde yere düştü. Fırlayacak oldum, yüzbaşı tuttu. Çoktan ölmüştür, kendi hayatını tehlikeye atma dedi. Lakin ben yine de o ateş yağmuru arasında koştum. İhsan'ı kucaklayıp getirdim sipere. Orada can verdi İhsan. Ama son sözlerini duymak nasip oldu. Geleceğini biliyordum Necim. O zamandan belliymiş yüreğinin büyüklüğü. İnönü savaşlarına da katılmış. En son Eskişehir tabii. Hilal. Hı. Bu günlüğü gün be gün yayınlasak mı gazetede? İyi olur. Hem savaşın isimsiz kahramanlarından en azından birine hak ettiği itibarı vermiş oluruz.